yayın esnasında Sara krizi gelirse her şey ortaya çıkar ve karizması çizilip siyasetten çekilmek zorunda kalacak. Davut oğluna atfen anlatılanlara göre hekimler bir süredir Erdoğan'a ısrarla çekilme tavsiyesinde bulunuyormuş. Ahmet Davutoğlu'nun isminin geçmesi ilginçtir. Böyle bir durumda Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilen 35 İslamcı milletvekili hemen CHP'den ayrılıp AKP'ye katılırlar. Zira onların iktidar partisiyle sorunu yok. Tayyip Erdoğan'ın şahsına karşıdırlar. Değerli dostlar bu arada Türkiye'nin CDS'leri yani risk primi 750 sınırında. Oysa çok değil. İki hafta önce Kamuoyu araştırma şirketleri Kemal Kılıçdaroğlu önde deyince risk primi 400'lere kadar gerilemişti. 14 Mayıs seçimleriyle beraber yani Cumhur İttifakı parlamentoda çoğunluğu kazanıp Tayyip Erdoğan ikinci tur için şanslı görülünce, favori görülünce risk primi fırlayıp neredeyse iki katına çıktı. Bunun anlamı okuması uluslararası ve yerli sermaye ile piyasaların Erdoğan'a güvenmemesi ve ondan ürkmesi korkmasıdır. Risk priminin yükselmesi malum pahalı borçlanma demektir. 700 üstü risk priminde olan bir ülke iflas eşiğinde görülür ve bugünkü ortamda ancak %12 dolar faiziyle borçlanabilir ki bu faiz oranı Osmanlı'yı yıkan yerle bir eden duyunu umumiye faizinin tam iki buçuk katıdır. Özetle dışarıdan içeriye herkes 29 Mayıs'ı bekliyor. Tayyip Erdoğan kazanırsa değil yatırımcı sermaye bir sent bile sıcak para beklenmiyor. Tersine içeriden çıkışlar olacak deniliyor. Bankalar artık 10 bin doları bile ödemekte güçlük çekiyor. Merkez Bankası nakit rezervinin eksiye düştüğü bütün piyasanın dilinde. Ziraat Bankası eski genel müdür yardımcısı Profesör Şenol Babuşçu'ya göre 18 Mayıs itibarıyla net rezervde eksi 3 milyar dolar aşılmış. Profesör Hasan Kara'ya göre de an itibarıyla devletin döviz açığı 300 milyar doların üstündeymiş. Aynı şekilde bütçe açığında yıllık beklenti bugünden aşıldı. Açık yıl sonunda 2 trilyon liraya yaklaşır diyenler var. Haziran başı itibarıyla büyük bir zam saana kesindir. Çünkü yeni kaynaklar yaratılamazsa maaşları ödemek için yine Merkez Bankası matbaalarına ihtiyaç duyulacak ki bunun anlamı da 2-3 ay sonra %200-300 enflasyon demek. Bütün bunlardan hareketle İktidar seçim sonrası yeni bir bütçede yapmaya mecburdur. Borsada ise varlık fonunun ittirmesine rağmen kayıplar devam ediyor. Seçim sonrası sermaye kontrollerinden yeni kambiyo rejimine kadar pek çok ihtimal Ankara'da dillerdedir. Aynı şekilde döviz mevduatları bağlamında da söylentiler var. Cari açığın 55 milyar dolara çıkmasıyla döviz krizinin uç vereceği ve ithalata sınırlamalar getirilmesi de söz konusu. Tablo ünlü ekonomist Profesör Selva Demiralp'a göre hızla Arjantin yolunda olmamızdır. İşte değerli dostlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda seçilmesi bunun için önemli gerekli çünkü seçilirse Türkiye'ye yeni kaynak girişleri olacak. Yeni bir iklim, yeni bir hava doğacak ve en azından ülkemiz soluklanacaktır.